biliyorsunuz yerel seçimler sonucu 200 gibi bir fark var. Resmi olmayan seçimlere, sonuçlara göre seçimleri AKP aldı. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Seçimlerden yaklaşık 7-8 ay önce sistem tarafından elde oturmayan 1200 civarı bir uzman çavuş kitlesi seçmen olarak, hayali seçmen olarak eyle yerleştirildi. Tüm hukuki itirazlara rağmen bu seçmenler silinmedi. Yani bu burada zaten belliydi. Eyle halkın iradesine bir darbe vurulacağı belliydi. Buna rağmen tabii ki biz yoğun bir çalışma içerisine girdik. Halkımızla bir çalışma yürüttük. Ama şu an geldiğimiz aşamada 207 oy farkla seçimleri kaybetmiş durumdayız. Şunu şöyle okumamız lazım. Sistem burada aslında sonradan kayyum atamak yerine önceden kayyumun zeminini oluşturdular. Her ne kadar yarın öbür gün yok burası kayyum değil deseler bile aslında bunlar kayyumun yasal çerçevede oluşturdular. Yani burada 1200 seçmen geliyor ve biz 200 farkla kaybediyoruz. Yani şu an AKP eğili aldım diyemez yani. Eğile, hileyle dışarıdan seçmen taşıyarak bir nevi kayyum atadı. Yani durum bu şekil. Tabii biz mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Başta da dediğimiz gibi seçimi alsak da kaybetsek de tekrardan halkımıza gideceğiz. Eksikliklerimiz nelerdir? Neden bu büyük 1200 oyu aşamadık? Bunun tartışmalarını yapacağız. Halkımızla birlikte hareket edeceğiz. Bizce halk o iradeyi kabul etmeyecektir. Yani bir önceki dönem nasıl kayyum atandıysa şu an halkın hafızasında yine orası bir kayyum belediyesi olacaktır. Halkın belediyesi olmayacaktır. Biz buna inanıyoruz.